şey yaptım. Toprak Koç'un gerçek hikayesi. Toprak Koç kim chat? 20 Mayıs 2022 tarihinde paylaştığım topluluk gönderisinden sonra bu videoyu yapmamam konusunda tehdit mesajları almaya başladım. Tanımadığım kişiler dava edilip hapse girebileceğimi söyledi. Bazıları ise hacklenebileceğimi, kanalın kapanacağını, telif yiyeceğimi, yaptığımın suç olduğundan bahsettiler. Benim yapmak istediğimse bunların hiçbirisi değil. Ben çocukluğumda 2014 senelerinde 300 liralık tabletimle bedava oyun indirmemi sağlayan kahramanın hikayesini araştıracaktım. Araştırmamı yaptığım sırada tesadüfen Toprak Hocam'ın Koca ve Nesin efsane olarak tanıdığı o adam bazı detayları gözden kaçırdığına denk geldim. Evet, bugün Türk internet tarihinin en gizemli adamının sırlarını çözüleceği o mükemmel hikayeyi anlatıyorum. Hocam, ben bilmiyorum oğlum. Bu adam kim? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. APK kralı mı? Hiç APK mobil oyun indirmedim gerçekten bu arada. 30 Eylül 2010 tarihinde Android telefonlar için olan marketlerde ücretli... 30 Eylül kaç? 30 Eylül 2010 tarihinde... Oğlum ben o zaman ben anlattım ya size, benim Nokia abanmatik telefonum vardı. Ben ondan sonra iPhone kullanmaya başladım. iPhone 2000 liraydı o zaman. Zengin mi? Ben senin... Ben... Sen hayatın boyunca telefon kullanırken hiç eziyet çekmedin. Ben senin ömrün boyunca hiçbir telefonda çekmeyeceğin kadar eziyet çektim lan telefon kullanarak. Ve boomer'ım, kabul ediyorum. Devam. Android telefonlar için olan marketlerde ücretli uygulama paneli geliştirildi. Boş ver, hastayım. Bu noktada insanlar para ödeyip Play Store üzerinden uygulama satın alabilir hale geldiler. Ancak bazı kesimler bu mobil uygulamalara para ödemek istemiyordu. Bu noktada insanların yardımına crackli uygulama paylaşan forumlar yetişti. Başta internette yalnızca İngilizce... Ben bir tek neyi hatırlıyorum biliyor musunuz o dönemlerden? morsayfa.org diye bir tane site vardı. PSP oyunu veriyorlardı bedava. Bedava dedim yani. Crackli PSP oyunları. O zaman giriyorduk. Bedava PSP, böyle o an böyle demiştim ki ulan oyun almak için dışarı gitmeye ihtiyacımız yokmuş demek ki. Onun farkındalığına bir vardığımda işte hayat benim için o an işte bilgisayar bağımlısı oldum chat. Beni demek ki bilgisayar bağımlılığından ayıran tek şey dışarı mahallede gitmek ve CD almakmış. Onu fark ettim. İngilizce forumlar yer alıyordu ve yabancı forumların çoğunda indirdiğiniz APK dosyalar Trojan gibi zararlı yazılımlar aynen içerebiliyordu. Hiç bilmeyenler için APK sistemi uygulamaları ücretsiz ve değiştirilmiş şekilde kullanmasını sağlıyordu insanların. Türkiye'de de mobil oyun sektörü kullanıcıların akıllı cihazlara hızla erişmesiyle hızlandı. Türk forumlarındaki çakal adminlerse bunu bir fırsata çevirmek istediler. Çoğu Türk forumunda zararlı yazılım APK'lar türedi. İşte Toprak Hocam da tam bu noktada ortaya çıktı. 2012 yılında Toprak Koç Galaxy Mini APK sitesiyle piyasaya girişini yaptı. Başlarda Toprak da oyun APK'ları paylaşan normal bir forum adminiydi. Oğlum bu oyunlar bedava değil mi ki zaten ya? Ya mobildeki oyunların %90'ı beleş oluyor zaten. Ancak insanlara karşı tutumu ve samimi davranışları onu bir tık üste taşımıştı. İnsanlar hocam bu samimiyetten dolayı Toprak virüsü APK paylaşmaz diyordu. Ve Türk okay geliştiricilere destek yandı olmak için onların oyunlarının APK'larını çıkartmıyordu. İşte bu ve bunlar gibi birçok neden Toprak Koç'un bu sektörde gibi ün kazanması. İşte oğlum bu APK dediğiniz şeysin bilgisayarda trainerlar vardı. Hala var hatta galiba. Böyle GTA'nın Need for Speed'in trainerını kuruyorsun. Trailer değil, trainer. Küçükken çok karıştırdım ben onu. Tı 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 basıp para sağladı şey ve APK konusunda herkesin favorisi halini aldı. Bu ünse insanlarda kim lan bu Toprak Koç sorusunun oluşmasına neden oldu. Forumlarda insanlar sen kimsin diye sorduğunda beni boş verin gibi cevaplar verip anonimliğini korumaya çalıştı. Ancak bu daha da merak uyandırdı. 2012 senesinden 2022'ye kadar 10-12 yıl boyunca anonim olarak takılmaya devam etti hocamız. Bense Toprak Hocam'ın suratı kim var olduğunu gerçekten uzun zamandır merak ediyordum. Hile sektörüne yaptığım videolardan sonra bazı hile yazılımıyla uğraşan arkadaşlar Toprak Koç'un gerçek birisi olmadığını, hatta fotoğrafım CIA yapmış oğlum bu adamı, Takashi Nakamoto bile fake olduğundan bahsetmişlerdi bana. Bu adamın Türkiye'de yaşamadığını, yurt dışından Türkiye'ye içerik ürettiğini anlatmışlardı. Bu sözleri duyduktan sonra bu kişiyi gerçekten araştırmam gerektiğini ya düşündüm. Gerçek ortaokulda eve gittiğimde bedava Minecraft oynamamı sağlayan bu adamı bulmam gerekiyordu. Ben de küçük bir şey yerim ya.
Pekala, Türk internet tarihinin en büyük gizemini çözmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Öncelikle Toprak Koç ile alakalı forumları tarattım ve girmeye başladım. Gezinirken şöyle bir kullanıcıya denk geldim. Toprak Koç'un Türkiye'de Akdeniz'de yaşadığından söz ediyordu. Sonrasında araştırmaya devam ettiğimde Toprak Koç'un iki büyük forumu yönettiğini öğrendim. İlki olan Galaxy Mini APK sayfasının URL adresine denk geldim. Kimmiş? Adrese kim girdikten sonra Toprak yaptığım Koç? İlk iş geçmişe gidip açık aramaktı. 2012 yıllarına geldiğimde bir blog postunun Google koordinat bilgileriyle birlikte açık şekilde paylaşıldığını buldum. Bu blog postunun altında yazan eğer doğruysa Toprak Koç ilk postunu 2012 senesinde Mersin'den paylaşmıştı. Sonrasında Charm var ya, herkesin içinde bastırdığı o stalkerlığı duşa vurarak içerik üretmeye başlamış. Şimdi hepimiz merak ediyoruzdur. Ben de böyle ara sıra forumlarda girersin. Hani böyle bir donanım haber forumuna so, denk gelirsin. Bu diye bol gidiyor ki Toprak Hocam S3 mini grubundan çıktı. Yani mesela donanım haber bir tane böyle 15 sene önceki foruma denk gelince falan insanların profiline bakarsın. Çağımda öyle bakmış. Aslında Toprak Koç'un isminin geçtiği forumları araştırırken blogger isminde kişilerin tüm bloglarının listelendiği bir siteye girdim. Oraya Toprak Koç yazdığımdaysa bum. Şu ana kadar açtığı tüm blog sayfalarını görüyorsunuz önümde. Siteye... Ya bir şey diyeceğim. Mod var mı chatte? Üçtür sürekli böyle non-stop spamcılara denk geliyorum. Sadece klavyesinde amına koyayım şeyinize dayanarak söylüyorum. CTRL C ve V tuşu var galiba. Bir tane şey yazabiliyorlar herhalde. Sürekli onu şey yapıyorlar. Katıldığı isim ise 2009 senesinden bu yana Toprak Koç olarak geçiyor. Bir iz yakalamak için hepsini tek tek aramaya başladım. Şuna tıkladığımda sayfa silinmiş, buna tıklayalım, bu da silinmiş. Sonrasında şuna tıkladığımdaysa sayfanın açık olduğunu fark ettim. Forumu bayağı bir taradım ama hiç... Oğlum bir de o zamanlar böyle işleri yapan insanlar tamamen iyilik için ya da hani illegal bir şey teknik olarak ama hiçbir parasal getirisi yoktu yani. APK paylaşan adam hani öyle bir paradır bir şeydir. Yok yani anma hizmeti gibi bir şeydi yani o siteler. Hiçbir detaya denk gelemedim. Ancak en aşağısında şöyle bir yer reklam var. Reklam var lan. Ama o kadar para yoktu yani. Tüm blogların altına kendi imzasını bırakıyor. Hem de kendi ismiyle. Mesela farklı bir linke girdiğimde mesela şuna tıklayayım. Aynı benzerliği burada da görebiliyorsunuz. Ama işte tam bu noktada işler garipleşmeye başlıyor. Buradaki bloğa tıkladığımda elektrikle ilgili bir tartışmaya denk geliyoruz. Ama ha, daha garip bir şey var. Toprak Koç adındaki blog kullanıcısı bir link bırakmış. Elektrikle ilgili problemi olan kişiye Hasan Koç isimli bir YouTube kanalının adresinden elektrikle alakalı videoları iletmiş. Babası tesadüfe mı? Bakın ki az önceki blog listesinde Cyber Hasan adındaki bir bölüme daha denk geliyoruz. İşler tam olarak burada açılmaya başlıyor. Cyber Hasan isimli bu forumda aşağıya indiğimde Toprak Koç imzalı olduğunu görüyorum. Bense tam bu noktada Toprak Koç'un gerçek isminin Hasan olduğunu düşünmeye başlıyorum. Hasan Koç isimli bir LinkedIn profili buluyorum ve tesadüfe bakın ki fotoğrafları benzer bir kişiye denk geliyorum. Profil adıysa Hasan Koç 33. Bir yer ve Android ve iOS developer. Nereden tanıdık geldi mi size bu? Toprak Koç'un şu an kullandığı Twitter hesabının ID'si Toprak Koç 33. Yani Toprak Koç'un ID'si ile benzeşiyor bu kişinin ID'si. Hem de Android üzerinde çalışmalar yapıyor. Ayrıca uygulama kreklemek için gerekli tüm sertifikaları almış birisi. Ve profildeki logoların tasarımları da Toprak Koç'un forumlarına benziyor. Biyomluk profilinde yine aynı kişiye denk geliyorum ve mesaj atıp iş istermiş gibi bir şey danışacağım diyorum. Konuşmaya devam edip telefon numarasına ulaşıyorum ve arışıyoruz. Adam niye 553 adam numarasını böyle mi yazmış? Ben bu heriften korkardım oğlum. Bu adam ya süper zeki ya da psikopat. Bu noktada ha, bloklanmasın diye. Okey. Gerçekten Toprak Koç'u bulduğumu zannetmiştim ama kendisiyle konuştuktan sonra konuyla bir alakasının olmadığını söyledi. Bu anda rol yaptığını düşündüm. Ben bu dediklerinin hiçbirine Temel inanmadım. Toprak Koç ama işler değilmiş. Tam da burada karışmaya başladı. Adamın Toprak Koç olduğuna bir yanım emin olsa da diğer yanım asla emin olamayacaktı. Aradığım... Düşünsene şu adamsın bu videoyu izliyorsun. Bu adamın kim olduğundan asla emin olamayacaktım. O yüzden bu paradokstan çıkmam gerekiyordu. Hemen sonra aklıma değişik bir fikir geldi. Whoisisory denen bir sistemde tüm sitelerin domain kaynaklarına göz atabiliyoruz. Toprak Koç'un ve CyberHasan'ın blog adreslerini kontrol ettiğimde tamamının Amerika'nın Arizona eyaletine bağlı kaynaklardan olduğunu ve hepsinin aynı domain sağlayıcı üzerinden alındığını keşfettim. Normalde burada alıcı adını da görebilmemiz gerekiyor fakat firma güvenlik nedeniyle tüm adları gizlemiş. Ümidim iyice tükenmeye başladı bu noktada. Oh!
Pekala, biraz geriye gitme vaktimiz geldi sanırsam. Tüm bloglara yaptığım gibi Cyberasan forumunun geçmiş gönderilerine bakmaya başlıyorum. Aşağı kaydırdıkça yeni postlar, yeni içerikler görüyorum. Sıradan Toprak Koç tarzı paylaşımlar çıkıyor önüme. 6 yıllık veri inceliyorum ve bir ipucu bulmam gerekli diye düşünüyorum. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı buraya kadar önüme. Aşağı kaydırmaya devam ederken oha, gerçekten oha. Nasıl ya? Bu Toprak Koç değil mi? İyi de bu kişi fazla yaşlı. Ayrıca Toprak Hocam'ın tahmini yaşıyla da uyuşmuyor. Ayrıca bu forum elektrikle ilgili. Toprak Hocam'ın burayla ne alakası var? Biraz daha gezindiğimde iletişim bölümüne denk geliyorum. İletişim kısmında bir mail adresi yazıyor. toprakvxxx@hotmail.com. Bu adresi gördüğüm anda kafama dank ediyor. Cyberasan aslında Toprak Koç'un bir tanıdığıymış. Hatırlayın, Hasan Koç YouTube kanalı. Hem de elektrikle alakalı. Bu bloğun oluşturulma tarihi ise 2010 civarlarında. Yani Toprak isminin 11 yıldır kurgulanmış olması gerekiyor. Eğer gerçekten o tarihten bu yana gizliye önem veriyorsa. Ben de bunun imkansız olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu kanıtlamak için detay araştırırken Toprak abim bana bunu dün kendi elleriyle teslim etti. En başta gösterdiğim forum kullanıcısını hatırlıyor musunuz? Toprak Koç'un Türkiye'nin Akdeniz kıyısında, Mersin'de yaşadığını belirtmişti. Bense 2012 senesinde Toprak Koç'un yaptığı paylaşımdaki açık koordinat postunda Mersin civarında yaşadığını kendim doğruladım. Benim topluluk bölümünde paylaştığım gönderinin ardından onun harekete geçeceğini tahmin etmiştim. O yüzden tüm datayı bir gün önceden toplamaya karar verdim. Şanslıyım ki gerçekten dilediğim gibi oldu. Toprak Hocam bir gün sonra 2012 forum gönderisindeki konumu Paris, Fransa ile değiştirdi. Kısaca kendi kendine teorimi ispatladı. Oldu. İsminin Toprak Koç olduğunu ve yıllardır insanların gerçek ismini kullanmıyordur yanılgısına düşmesiyle, çaktırmadan kendini gizlemesiyle oluşmuştu bu kadar spekülasyon. Toprak Koç bildiğiniz Toprak Koç. Gizli birisi yok. Yılların internet kahramanı bildiğiniz, o gördüğünüz kişi. Firmaların oyunlarını size ücretsiz sunan, Jewbait'ini yiyen, Trendyol para hilesi gelir mi sorusuna ebenin o hocam yazan kişi. Bu hikaye ise tam şu noktada. Türk internet tarihinin en büyük gizeminin çözüldüğü an. Toprak Koç'un Toprak Koç olduğu. Yani adam varmış gibi günün sonunda bunu çıkarttım ben zaten. Adam varmış kısacası. Ama bayağı yani bu araştırma içerikleri güzelmiş ya. Ya oğlum, önemli olan ona ulaşmak değil. Önemli olan hikayeye doğru gidişti. Ama evet, adam belki bilinmek istemiyordu diyeceğim. Değil mi? Umarım telif yemez, öyle yorum atmış da. Adam belki gidip lan oğlum ifşalandık, kaç senedir saklanıyorduk falan demez. Ne? Abi ne biçim bir şey o? Dövmeler, serseri misin? Sen var ya. Hala olmuyor musun? Evet. Başarılı chat.